Güzel kızdı değil mi lan? Güzeldi aga. Çok güzeldi. Hem güzeldi hem iyi kızdı. Hani bir de böyle mütevazı falan ya. Böyle tatlı yani. Lan oğlum be. Niye telefonunu falan almadın? Oldu. Ne diyecektim? Kusura bakma bir telefonunu alabilir miyim falan mı diyecektim? Saçma oğlum. Neyse boş ver. Belki çıkar yine bir gün karşına. Tabii canım kesin bir çatışmada denk geliriz. Ne oluyor lan? Aha dizi çekiyorlar usta. Gel gidelim. Ne oğlum bizim dizide ne işimiz var lan? Lan oğlum yürü makara falan yaparız ya gel ya. Seni ilk gördüğüm anda aşık oldum Meral. Unutamıyorum o andan beri. Ne olur hislerimi anla, seviyorum seni. Sen anla beni Suhayp. Bu aşk imkansız. Nesi imkansız? İmkansız işte. Sana kaç defa... İdam, iyi misin? İyiyim. Kusura bakmayın hocam. Tamam. Evet. Sahneyi imkansızdan tekrar alıyoruz. Geçmiş olsun. Eyvallah. Erhan Gürelsen misin? Evet. Atla. Sormayacak mısın kimsin, nereye gidiyoruz diye? Gidecek bir yerim yoktu. Niye sorayım ki? Şimdi oldu. Evet, ne oldu? Tema diye bir kadın geldi. Böyle tedirgin edici bir tip. Aa, İlaçları bulmuş. Sen başka bir şey demişsin herhalde. Ay kafamı kırayım ya. Onları ortalıkta bıraktım tabii. Ne? Ya ben ona demir takviyesi falan dedim ya. O da oradan anlamış işte. O da ayrı bir ruh hastası. Her şeyi kurcalar. Bir şey bulduğu zaman bırakmaz peşini falan. Ya bu işi de anlarsa? Ya kocanın söylerse? Ya yok canım. Onun bir şeyle uğraşacak hali mi var zaten? Ay. Vazgeçmem kızım ben senden. Ne olursa olsun vazgeçmem, anlıyor musun? Ya ne yapalım? Ne yapalım? Elimizden bir şey gelmiyor ki. Kaçalım. Kaçalım anasını satayım. Bulmuşum seni, bırakmam. Selam. Ne haber? İyi, senden? İyi, aynı işte. İşi kabul ettim. Çok sevindim. Ben de. Vay be. Şimdi doktorluğa geri dönüyorsun ha? Evet. Sadece doktorluğa değil, birçok şeye geri dönüyorum. Ne mesela? Mesela yalnızlığıma. Öldürdüğün savcı vardı ya. Bundan 33 sene evvel. Onun bir kızı vardı biliyor musun? Nasıl kıydın lan adama? El kadar bebeği yetim bıraktın. Bir aileyi mahvettin. O kız var ya. O günden beri seni bulmanın hayalini kuruyor. Karşına geçip niye yaptın demenin hayalini kuruyor. Yapacak bir şey yok. Öyle icap etti. Ne demek lan öyle icap etti? Ha? Lan hapisten çıktığın gün seni mezara sokmayayım. Kimdi lan patronun? Kim istedi öldürmeni söyle. Poyraz, ben bir karar aldım. Farkındayım. Çok merak ediyorum. Böyle olmuyor. Yani senin hakkından başka şeyler geçiyor. Senin dünyanda ben yokmuşum. Sanki bir oyuncakmışım gibi hissediyorum. Ayşegül, bunları artık geçtiğimizi sanıyorum. Yok, geçemedik. Geçemiyoruz Poyraz. Senin kafan hala karışık. Senin aklından neler geçiyor bir söylesene bana. Hiçbir şey. Ama bir şeye geçiyormuş numarasını iyi yapıyorum. Bak, o kadın bir daha gelirse yemin ediyorum her şeyi anlatırım. Bak. Derim bu kadın bana geldi, hamile kalmak istedi. Ben de... Hayır canım, sakın. Bak sakın öyle bir şey yapma. Lan, Songül. Kim istedi lan söyle. Ha? Patronun kimdi lan? Bak aslanım, bizim alemde patrona neden diye sorulmaz. Yap dediler. Eyvallah dedik, yaptık. Niyesini, niçinini merak etmem. Kimdi lan patronun? Ha? Patronun kim lan? Bahri Umman. Ha? Bahri Umman emretti, ben de yaptım. Bu. Ayşegül, hadi yeter ya. Söyle ne söyleyeceksin. Hadi. Beni seviyor musun? Evet, tabii ki. Sonsuza kadar sever misin beni? Yaşarsam eğer, evet. Benim için nelerden vazgeçersin? Üst başlı uyumaktan. Ya Ayşegül, ne oluyor Allah aşkına? Hadi söyle ne söyleyeceksen. Tamam, yeter artık. Söyle bitsin. Hadi. Evlen benimle. Ne? Duydun işte. Sana evlenme teklif ediyorum. Evlen benimle. Sen ciddi misin ya? Kalp krizi kadar ciddiyim.